أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أستعين بالله بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشحر معلومات فما فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج إلى آخر الآيات صدق الله العظيم رب sonsuz şükürler olsun ki bizlere göndermiş olan insanlığın önderi, rehberi ve aydınlatıcısı olan peygamberlerin hayatını okumaya, anlamaya ve sizlerle istişare etmeye tekrardan bizleri FM TV ekranlarında buluşturdu. Mevla Teala peygamberlerin hayatından en güzel şekilde ders alabilmeyi, aldığımız dersleri hayatımızda en güzel şekilde uygulayabilmeyi Rabbim cümlemize ikram eylesin. Değerli müminler, İlk insan ve ilk peygamber olan Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar İbrahim Aleyhisselam'a kadar gelen peygamberlerin hayatlarını sizlerle paylaşmış, oralardan alınması gereken dersleri en güzel şekilde anlatmaya gayret göstermiştik. Anlatmış olduğumuz peygamberlerin hayatlarından bize sünnet olarak kalan, hatta bize vacip olarak kalan Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in de şiddetle tavsiye ettiği birçok amellerinden bahsettik ve Haccın bir kısmını anlattık. İbrahim Aleyhisselam'ın Mina ile başlayıp Arafat'ta devam eden, Müzdelife ile taçlanan, Mina'da adeta ayağa kalkan ibadetlerin zirvesi haccı anlatmaya gayret gösteriyorduk. Bir insanın Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tarif ettiği ve İmamımız Ebu Hanefi Hazretlerinin de bizlere farzıyla, vacibiyle, sünnetiyle, müstehabıyla, bütün detaylarıyla açıklığa kavuşturduğu İbrahim Aleyhisselam ile başlayan haç feraizesini nasıl yapması gerektiğini bizler bir insanın evinden çıkıp Kabe-i Muazzama'ya ulaşması, tavaflarda gözyaşı dökmesi, sa'y yaparken ne gibi bir yalvarışlarda bulunmasıyla alakalı bir önceki hafta programımızda açık ve detaylı bir şekilde bahsetmiştik. Bir hacının evinden kalkıp Hacca Kabe'ye doğru yönelmesi, tavaf etmesi, sa'i yapması ve Zilhicce'nin 8. gününe kadar günlerini ibadetle geçirmesinden bahsetmiştik. Ve İbrahim Aleyhisselam'ın Cebrail Aleyhisselam tarafından öğrendiği ve İbrahim Aleyhisselam'dan Efendimiz Sallallahu Aleyhi selleme kalan bir miras olan haccı anlatmaya devam ediyoruz. Zilhicce'nin 8. günü Mekke'de bulunan bütün insanlar hac için ihrama girerler. Tekrardan ihramlarını giyip dünyalık bütün mevki ve makamlardan sıyrılıp İbrahim Aleyhisselam'ın da yaptığı gibi ihrama girip doğru Mina'ya gidilir. Bu bir nevi TC mahkemelerinde de Hristiyan mahkemelerinde de Yahudi mahkemelerinde de veya orman kanunlarında dahi olsa bir suçlu mahkemeye çıkarılmadan önce kendisi mahkemeye çıkmadan bir gün önce bir odaya çekilir ve orada savunmasını hazırlaması istenilir. Yani sen bu suç, suçu neden dolayı işledin? Bu suçu bu suçu işlemeye seni iten unsurlar, nedenler neydi? Bunları bize bir açıklığa kavuştur, detaya kavuştur. Mahkemedeki süren kısa bir süre, hakimin karşısında konuşma müddetin çok az bir zaman, bu zaman zarfında olur da geçmişte yapmış olduğun suçu isnat edenler veya bu suçu senin üzerine atanlar iftira olduğunu anlayabilmemiz için senin bu işi açıklığa kavuşturman gerekir. Bu açıklığa kavuşturman da o kısa zaman zarfında belki yetmeyebilir. Onun için sen bir gün önceden şu boş odaya geç, kalemini, kağıdını da al en güzel şekilde savunmana hazırla denilir. Mesela Allah gani gani rahmet eylesin. İskilipli Atıf Hoca başımızdaki sarığımızı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti seniyyesi olan imame diye isimlendirilen bu sarığı en güzel şekilde savunan Cumhuriyet döneminin istiklal mahkemelerinde en güzel şekilde savunan o yüce insan. O mahkemeye çıktığında Hakim ona sormuştu. O İstiklal Mahkemesi'nin hakimleri. Hoca efendi senin başındaki sarık da bez bizim kafamızda taşıdığımız Avrupa'dan ithal ile gelen bu şapka da bir bez. Ne olacak ki sarık takma yerine şu şapkayı tak demişti de o insan tarihe altın harflerle yazılacak kelimelerle şöyle demişti. Ey hakim efendi, senin mahkemenin tepesinde duran ve ülkeni ve seni temsil eden bayrak da bir bez. Neden oraya bir Fransız bayrağı veya bir İngiliz bayrağını değil de bir Türk bayrağını asıyorsun? Neticede o da bez, bu da bez. Ha, onu yani Türk bayrağını asacağına bir Fransız bayrağını as diyerekten sarığı öyle güzel savunmuştu ki yani şapkanın bez olması, sarığın bez olması belki de içindeki yani o kumaşı itibariyle doğru bezdir ama gösterdiği kimliği itibariyle vurguladığı dini mübin İslam'ın yüceliği itibariyle bir sarık şapkadan kat 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 daha faziletlidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen hadis-i şeriflerle biz bu sarığın ne kadar yüce bir varlık olduğunu, bizlere ne kadar güzel bir emanet olduğunu inşallah araştıralım, öğrenelim. Evimizde sabah namazında veya yatsı namazlarında kullanabileceğimiz bir sarığımız, bir cübbemiz mutlaka bulunsun. İşte o İskilip'li Atıf Hoca, İskilip'li Atıf Hoca bu şapka ile alakalı, şapka takmanın günahları ve sarık sarmanın fazileti ile alakalı küçük bir risale hazırlamış. Yani 100 sayfalık babında bir risale hazırlamış. Bu kitabından dolayı mahkemeye, İstiklal Mahkemelerinde işte yargılanmak için mahkemeye atılmıştı. O İskilipli Atıf Hoca'dan, hocadan işte savunma istediler. Dediler ki geç şu boş odada kendi savunmanı hazırla neden şapka için böyle bir kitap yazdın? Neden sarığın ve sakalın önemiyle alakalı bu kadar anekdotlar sundun? Bir savunma hazırla bakayım diye İskilipli Atıf Hoca'yı bir boş odaya aldıklarında Atıf Hoca savunmasını yazarken uyuyakalmıştı. Ve uyandı gözyaşlarıyla, gözyaşlarıyla savunmasını aldı. Cayır cayır yırttı, paramparça etti ve onu çöpe attı. Sordu etrafındaki mahkumlar: "Ey Atıf Hoca, sen bu millete ve ümmete lazım bir insansın. Neden bu kağıdı savunmanı yırtıp da çöpe attın? Senin savunman çok önemli. Sen idam edilemezsin. Sen bu milletin lokomotifisin. Sen" Doğu Anadolu'dan, İç Anadolu'dan insanların akın akın İslam'a gitmesi için mücadele vereceği önünde bir önder, bir rehbersin. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin günümüz dünyasına yansıyan bir aynasısın. Yapma dediler ama dedi ki rüyama alemlerin sultanı Habibimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem geldi ve bana dedi ki ey Atıf. Ey Atıf Hoca bizim yanımıza gelmeyi istemez misin? Neden savunmanı hazırlıyorsun? Sana o dar ağacı cennetin yoludur. Yazma dedi savunmanı ve Atıf Hoca savunmasını koydu bir kenara. O karanlık tarihin en nadide en güzel insanlarındandır Atıf Hoca. Rabbim gani gani rahmet eylesin. Bugün Kur'an'ı okumamıza, peygamberlerin hayatını paylaşmamıza ve peygamberlerin hayatını örnek alışımıza vesile olan ana, baba, ecdad, akraba, dost, Kur'an-ı Kerim'i elden ele, dilden dile, gönülden gönüle, gizli saklı bugüne kadar getiren ne kadar geçmişlerimiz varsa Allah tamamına da gani gani rahmet eylesin. İşte Atıf Hoca'nın hayatından küçük bir anekdot sunmuş, sunmakla beraber insanın savunmasını hazırlamak için çekildiği o odadan bahsetmek istedim. İşte hacının da Zilhicce'nin 8. günü, Zilhicce ayının 8. günü Mina'ya çekilmesi doğru Arafat'a gitmek değil. Arafat mahkemeyi kübradır. Mahkemeyi kübraya çıkmadan önce Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve İbrahim aleyhisselamın sünneti olan Mina'ya gidiyoruz. Maalesef burası Türkiye Cumhuriyeti hacılarının unutmuş olduğu bir sünnettir. Diyanetin de terk, et, terk etmeye vesile ettiği bir sünnettir. Hac organizasyonunda her ülkeye milyonda bir hak verilir. 80 milyon hacın varsa 80 bin kişiyi o sene hacca götürebilirsin. Estağfurullah 80 milyon bir nüfusu olan memleketin 80 bin kişisi hacca gidebilir. İşte bizim e, diyanetimizde hac, hac iştiyakı insanlarımızda çok olduğundan dolayı biz 80 bin değil bunu 100 bine 120 bine çıkarabilelim diye Suudi Arabistan'a biz minaya gitmeyeceğiz. O sünneti yerine getirmeyeceğiz bize lazım olan Arafat'tır. Farz olan Arafat'ı yerine getirmektir diyerekten maalesef Mina sünnetini daha hacca başlamadan terk etmeyi göze alıyor. Ve bu Mina çadırlarında yer kaplamadıkları için Suudi Arabistan'da 20 bin kişilik veya 30 bin kişilik ek kontenjan veriyor. Ama Mina'nın lazımlığı şuradan önemli. Biz Mina'ya Beş vakit namaz kılmak için değil, şehrin hayatından uzak, dedikodudan uzak, ihrama bürünerek manevi olarak da maddi olarak da dikkat ve rikkat içerisinde biz savunmamızı değil, tam tersine günahlarımızı listeye alıyoruz. Ya Rabbi, gençliğim dönemimde, vücudumun en dinç olduğu zamanlarda, zihnimin en parlak olduğu zamanlarda maalesef haramlarla, dedikodularla, fitnelerle, yanlış işlerle meşgul oldum. Aklına getir, insanın bir saat içerisinde bütün hayatı muhasebe etmesi zordur. Ama zilhicce ayının 8. günü Mina'da öğlen namazı ile beraber başlayan bu listeleme zamanı, ertesi günü Arefe gününün sabah namazı hatta işrak vakti dolana kadar devam eder.'' Mina'da öğle namazıyla başlar. İbrahim Aleyhisselam da Mina'ya gitti. Öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazlarını Mina'da kıldı. Mina'da yattı. Sabah namazını, Arefe gününün sabah namazını da Mina'da kıldı. Ondan sonra elinde suç ve günah listesi olarak çünkü biz hangi mahkemeye gidersek giderim haklı da olsak hatta şu an bizim TC mahkemelerinde yeri geliyor, şahitlere soruyor. Dinin, namusun, kitabın ve şerefin üzerine yemin eder misin diyor. Hakim soruyor. Kişi de bütün bunlara yemin ediyor. Belki de yalan yere yemin ediyor. Bir avukattan duymuştum. Bir tane adam inan namusu, şerefi, dini üzerine yemin etti. Çıktıktan sonra da dedi ki umreyi yaktık. Umreye gitmiştik. Söz vermiştik Allah'a. Umreyi yaktık. Bir daha gideriz canım ne olur diye. Dünyadaki yırttığı mahkemenin hesabını yaptı ama ahiretteki mahkemeyi kübranın hesabını maalesef yapamadı. İşte bizler dünyada kendimizi haklı göstermeye günah yani bir suçumuzun olmadığına gayret gösteriyoruz ya. İşte o Arafat'ta suçlarımızı, günahlarımızı saklamıyoruz tam tersine itiraf ediyoruz. İtiraflarımızla Arafat'a gideceğiz. Ama itiraflarımız için bir gün önceden Mina'da inzivaya çekiliyor. Şehir hayatından uzak, deptebeden uzak, telefondan, televizyondan uzak. Tamamen Allah'a yakın bir ortamda bütün geçmişimizin muhasebesini ediyoruz. Neden öğle namazıyla başlayıp ertesi günü sabah namazına kadar? Çünkü günün 3'te 2'lik vaktini orada geçiriyoruz ki 24 saatin en az 18 saatini orada geçiriyoruz ki insanın öğle namazından başlayıp ertesi günkü sabah namazına kadar olan vakit içerisinde bütün geçmişini muhasebe edebilsin diye. Geceleri işlediği yanlışlar, kaçırdığı sabah namazları, kaçırdığı öğle namazları bile bile terk ettiği sünnetler, bile bile yediği haramlar, bütün bunların muhasebesi bir gün önceden Mina'da yapılıyor ve hacı bütün muhasebesi yapmış bir şekilde elinde dosyası, belki kafasında dosyası veya gönlünde dosyası Arafat'a doğru gözyaşlarıyla titreyerek Eminle korkuluk arasında bir haşyet içerisinde Arafat meydanına doğru yol alıyor. Neden? Çünkü şu anda küçük kıyameti, hatta kıyametin büyüğünü, hesap vermeyi, mizanı, sıratı yaşamaya gidiyor. İbrahim Aleyhisselam işte Mina'da öyle ikindi, akşam ve yatsı namazlarını kıldığı o geceyi Mina'da geçirdi. Sabah namazını kıldıktan sonra Arafat'a doğru yola çıktı. Mina'nın ilk gününü belki tamamı demesek de birçok hacı yerine getiriyor. Türkiye hacılarından bahsediyorum. Diğer hacıların zaten tamamı sünnet-i seniyyeleriyle beraber yerine getiriyor. Bak hacca sadece para biriktirmek yeterli değil. Görüyoruz Endonezya'dan, Malezya'dan veya Mısır'dan veya Lübnan'dan dünyanın birçok ülkesinden hacılar geliyor. Yürüyemeyen tek hacı bizim hacımız. Yürümeyi gözünde büyüten tek hacı bizim hacımız. Endonezya'dan, Malezya'dan gelen hacılar kendileri anlatıyorlar. Hacca gitmeye niyet mi ettin? Dört ay önceden yürümeye başlıyorsun. Bedende bir sıhhati yakalamaya çalışıyorsun. Yemeği içmeyi kesmeye ve olabildiğince abdeste az gitmeye alıştırıyorsun kendini. Neden? Mina'da, Arafat'ta veya Müzdelife'de bir abdest tazelemeye gideyim desen en az önünde 20 kişi 30 kişi sıra bekliyor. Belki de yeri geliyor 30-40 kişi sıra beklemek zorunda kalıyorsun. Saat işte günün şu vaktinde müsait değil değil. Her vakit devamlı sirkülasyon var abdesthanelerde. Ondan dolayı insanlar işte abdest tutmayı, biraz daha işte az yiyerekten abdestini korumayı, bunları bütün ahça hazırlık olaraktan 4 ay önceden buna başlıyorlar. Oraya vardıklarında da bırakmıyorlar. Otellerin önünde hareketleriyle, yürüyüşleriyle el işte esnek esnek hareketleriyle beraber vücudu zinde tutmaya gayret gösteriyorlar. Her bulduğunu yemiyor, her gördüğünü içmiyor. Hararete dikkat etmeye çalışıyor. İşte klima açmıyor. Belki bizim acılarımız da klima konusunda dikkat ediyorlar ayrı mesele ama bedendeki sıhhati yakalama konusunda biz gerçekten gevşek bir milletiz. Rabbim inşallah haccımıza da en güzel şekilde hazırlanabilmeyi bizlere ikram eylesin. Çoluk çocuğu everdikten sonra değil, Çoluk çocuk olmadan hacca gidebilme iştiyakını Rabbim bütün ümmeti Muhammed'e, özellikle Türk insanımıza nasip eylesin inşallah. Bütün ununu elemiş, eleğini asmış, artık bir ayağı kabre gitmiş, o yaştan sonra hacca gidiyor. Tamam güzel bir zamanda hac, aslında şu konuda güzel bir zamanda. Nasıl? Ömründeki bütün günahlardan, deptebelerden arınmanın tam zamanı. Güzel bir düşünce. Amma velakin... Yaşlı bir insanın ibadeti ile genç bir insanın ibadeti arasındaki fark güneşin ışığıyla mumun ışığı kadardır. Aradaki farkı siz düşünün. Güneşin aydınlatması nereye, mumun aydınlatması nereye? Onun için genç yaşta gidip Allah'a söz vermek, "Ya Rabbi, burada sana lebbeyk diyerek adım attım, geldim, sana gözyaşları döktüm, sana sözler verdim." Ömrümün sonuna kadar hacı yaşayacağım. Kimi insanlara diyoruz hadi umreye gidelim. Hacca gidelim. Ya daha yaşım genç. Niye? Daha kıracağım çok fındık var. Yiyeceğim çok nane var. Allah muhafaza eylesin. O kadar ömrünün olacağına kim garanti veriyor? Rabbim inşallah iyi anlamayı bizlere ikram eylesin. Mina sünneti unutulmuş bir sünnet. Mina en güzel sünnettir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ömründe bir defa haccı vardır ve o hacı da aynı İbrahim Aleyhisselam gibi yapmıştır. İbrahim Aleyhisselam gibi yaptığı hacdan sonra da hacı benim yaptığım gibi yerine getirin demiştir. Mevla'da ayeti kerime göndererek ve etimul hacce vel umrate lillah. Ayetin sonunda ne diyor? Allah için. Allah için. Ne onun için ne bunun için değil. Türkiye'ye gittiğimizde sana da hacı diyecekler, bana da hacı diyecekler için değil, desinler için de değil. Bu kadar malı var, mülkü var, 170'in üzerinde ülkeyi gezdi, bir hac yapmadı demesinler diye gitmek için değil. Allah için haccınızı da, umrenizi de tam yapın. Bu sıcakta Arafat'a mı gidilir, bu sıcakta Mina'ya mı gidilir, bu sıcakta Müzdelefi'ye mi gidilir diye nefsinizin kölesi olmayın buyuruyor Rabbimiz. İnşallah bizler de haccımızı tam yapalım. Yeme oturduğumuzda nasıl ki her şeyin tam tadında, tazeliğinde olmasını istiyorsak, arabamızı oturduğumuzda bütün muayenesi yapılmış, her lastikleri yenilenmiş, bakımı yapılmış, tertemiz olmasını istiyorsak, evlendiğimizde dahi hanımımızın veya eşimizin, kocamızın yani hiçbir yanlışı olmamasını, hatası olmamasını, her şeyle tam bir mümin ve muvahhid olmasını istiyorsak, haccımızı da aynı şekilde yapmaya gayret göstermeliyiz inşallah. Mina'daki sünnetten sonra İbrahim Aleyhisselam Arafat'a doğru yola çıktı. Arefe yılda bir tanedir. O da Arefe günü demek kurban bayramının bir gün öncesi. Zilhicce'nin 9. günü. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de bizlere söylediği ve Rabbimizin de övgüyle bahsettiği Arafat el haccu Arafah. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hac Arafat'tır buyuruyor. Arafat gerçekten bütün günahların arındığı bir hamam mesabesinde insan kirlendiği zaman Böyle bir üzerinde koku oluştuğu zaman nasıl ki banyoya veya duş almaya ihtiyaç duyuyorsa, keselenmeye ihtiyaç duyuyorsa, Üzerine şimdi banyoya banyoya giriyorsun. Sabunlanıyorsun, güzelce yıkanıyorsun. Su seni arı dur bir şekilde çıkarıyor ama üzerinde gözükmeyen gizli kirler var. Bunun için ne yapıyorsun? Derinlemesine dalıp kese yapıyorsun. İşte Arafat da bütün ömrünü derinlemesine dalıp küçüklük yaşında gençliğin döneminde evliliğin ilk yıllarında çocuğunun doğduğu günlerde çocuğuna yetiştirme sisteminde çocuğunun okul çağına geleceği dönemdeki o bebeklik döneminde okul döneminde evlendiği dönemde torunun olduğu dönemde yani hayatını incelemesine ve detaylamasına en güzel şekilde gözden geçirip günahlardan arınacağın hamam mesabesindeki meydanın adıdır sol tarafında günah namına hiçbir şey bırakmak istemiyorsan, bir gün öncesinde Mina'da muhasebeni iyi yapman lazım. Günah olarak defterinde nelerin yazıldığını en güzel şekilde not edeceğin yer Mina'dır. İnsanlar diyorlar ki, kimi, kimi hacılar, ben diyor gruptan ayrı bir şekilde Mina'ya gideceğim, orada ibadetimi en güzel şekilde yapacağım Rabbimin, razı olduğu bir hac yapmaya gayret edeceğim diyor. Sünnet üzere haccını yapmak istiyor. İnsanlar diyor ki gitme gitme aç kalırsın. Ya sen oraya karın doyurmaya gitmedin ki ya. Sen oraya hac yapmaya gittin. Sen orada günahlardan arınmaya gittin. Ve Arafat Meydanı Arefe günü öğle namazıyla beraber başlar ta ki güneş batana kadar. 365 günlük zaman diliminde sadece öğle namazından akşam namazına kadar olan vakit içerisinde bütün günahlardan arınabilmen için Rabbim bizlere fırsat vermiş. Bir insan düşünün. Kendinizi göz önüne getirin. Kendinizi bizzat göz önüne getirin ve şunu düşünün. Öğle namazı için camiye gideceksin veya herhangi bir namaz için camiye gideceksin camiye giderken abdesin sıkışık son haddine gelmiş bir şekilde gider misin? Ya gideyim ilk sünneti kılayım sünnetten sonra çıkarım abdestimi tazeler yeniden camiye girerim. Veya caminin içerisinde abdest bozarım bir daha abdest alırım böyle bir şey düşünülebilir mi? Ne akla ne mantığa ne de ahlaka sar. Arafat da bir cami mesabesindedir. Girdiğin abdestle çıkmak için kendine gayret göster. Arafat meydanı her türlü nimet ile nimetlenebileceğim bir meydandır. Ayrı mesele. Yanında bir kuruş paran olmasın. Tanıdığım bir tane insan olmasın. Arafat'ta inan diyorum görmediğin nimetler önüne gelir. Gerçekten orası Allah'ın hacıları misafir ettiği en mübarek bir meydandır. Ama biz oraya günahlardan arınmaya gidiyoruz. Karnımızı doyurmaya tamam bu da lazım. Vücutta dirilik için, dinçlik için bu da lazım. Öyle ezanı okunmasıyla beraber İbrahim Aleyhisselam Mescidi Nemire, Nemire Mescidi dediğimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de vakfe yaptığı Arafat meydanında Nemire Mescidi vardır. Hacılarımız orada öğlen vaktinde cemi takdim dediğimiz yani öğle ile ikindiği Aynı vakit içerisinde kılmak. Öğle namazının ilk sünneti kılınır. Kimi insanlar var sünneti bile terk ettiriyorlar orada ya. Öğle namazının ilk sünneti kılınır. Müezzin kâhmet getirir. Bütün insanlar öğle namazının farzını kılmak için ayağa kalkarlar. Her çadırda ayrı bir maneviyat, ayrı bir güzellik, ayrı bir cuş vardır. Herkes imamıyla müezzin ile beraber öğle namazını kılar. Öğle namazından sonra müezzin tekrar bir kamet daha getirir. İkindi namazı için bütün cemaat yeniden ayağa kalkar. İkindi namazı kılınır. Tesbihler çekilir. Ve işte sahne orada başlar. O dakikadan itibaren güneş batana kadar mahkemeyi i kübradasın. Hakimin karşısındasın. Hesap zamanı ve günahlardan arınma zamanı orada başlar ve bütün insanlar ayağa kalkar. Bütün memleketin insanları hep beraber ayağa kalkar. Neden? Suçlu ifadesini ayakta verir. Hangi mahkemeye giderseniz gidin. Bugün bizim Cumhurbaşkanımız olan ve geçmişte Başbakanımız olan devletimizin başındaki şahıs bile zamanında mahkemede "Ya sen bize İstanbulumuza su getirdin." Ya sen bize nice hizmetlerde bulundun. Sen ifadeni oturarak da verebilirsin demediler. Hiç kimseye tolerans yoktur. Suçlu her zaman ifadesini ayakta verir. Bu kim olursa olsun ister hacı, ister hoca, ister belediye başkanı, ister başbakan eğer hakkında bir mahkeme varsa suçlu ifadesini ayakta verir. Bu TC mahkemesi de olsa, Hristiyan mahkemesi de olsa, Yahudi mahkemesi de olsa orman kanunlarıyla işleyen bir belde de olsa. İşte suçlu Arafat'ta ayağa kalkar, ayakta durur, gözyaşıyla beraber durulur. Ağlaya ağlaya, içtenlikle yalvararak, Ya Rabbi ben şu 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 sebepten dolayı bu günahı işledim değil, Ya Rabbi günahım bu, gençliğimin en zinde zamanlarını maalesef dünya malı edinmek, Dünya malından kazanmak için geçirdim. Bütün ömrüm boyunca öğrendiğim sureler İhlas, işte Kevser suresi birkaç tane namaz suresinden başka bir şey değil. Ömrümü heba ettim ya Rabbi. Malım, mülküm, her şeyim oldu ama ilmim olmadı. Bana yeten surelerle ömrümü geçirdim. Pişmanlıktır bu neticede. Pişmanlıktır bütün bunlar. Ya Rabbi bir ağacın filizlenmesini, fidan dönemini, meyve verme dönemini, aşılanması gerektiği dönemini, tarlanın ne zaman tava gelip de tohumun ekilmesi gerektiğini Ekinin yetişme merhalesinde ne zaman sulanması gerektiğini, ne zaman buna gübre atılması gerektiğini, daha fazla verim almak için ne gibi işlemlerden geçmesi gerektiğini tamamıyla öğrendim ama ya Rabbi ahiret tarlama ekebildiğim bir şey yok. Zamanımı boşa geçirdim ya Rabbi. Belki birçok dedikodulara şahit oldum, birçok dedikoduya sebep oldum. Belki birçok haramlarla iç içe yaşadım. Senin haram dediğin şeye asla karşı çıkamadım ya Rabbi. Dilimi senin yolunda kullanamadım. Gözümü haramlardan koruyamadım. Kulağımı yalanlardan, dedikodulardan koruyamadım. Ya Rabbi senin ışığın olan Kur'an-ı Azimuşşan'ı bu yaşıma geldim öğrenemedim. Ya Rabbi günahlarla, isyanlarla, fücurlarla dolu bir hayat geçirdim ya Rab. Ne olur ile diye orada gözyaşı dökeceğiz. Hem de derinlemesine öyle bir kese atacağız, öyle derinlemesine ineceğiz ki orada bütün günahlardan arındığımızın farkına varacağız. Arafat böyle bir yer. Rabbim ikram eylesin. Ne zamana kadar? Ta ki güneş batana kadar. Güneş batana kadar bütün enerjimizi, bütün direncimizi inan tövbeye, istiğfara harcayacağız. Güneş battıktan sonra arefe günü öğle ezanı okunup güneş battıktan sonraki vakte kadar olan küçücük 365 günlük zaman diliminde 7 saatlik o zaman zarfında Kendini affettirdin, affettirdin. Eğer affolunmazsan geçmiş olsun. Akşam namazından sonra orası ha senin köy, ha benim köy. Sadece o Arafat meydanının Mekke haremi sınırı içerisinde bulunmasından dolayı ayrı bir tabi fazileti bir mertebesi vardır ama o dakikadan sonra Arafat'ta mahkemeyi kübra bitmiştir ve günahın affolunmuştur. Haccın kabul olmamasının tek sebebi bir tane nedeni vardır. Bir tane şüphedir, şüphe. Mevla asla şüpheyi kabul etmiyor. Acaba günahım affolundu mu ki? Acaba gerçekten bütün günahlardan sıyrıldım mı ki diye düşündüğün dakikadan itibaren Allah muhafaza haccın güme gider. Arafat'ta vazife bittikten sonra bütün hacı birbirine sarılır. Zenci, beyaz, yani kızıl derilisi, işte Iraklısı, Suriyelisi, Bangladeşlisi, Pakistanlısı hiç fark etmeksizin iki insanın kucaklaşması adeta iki cihanın bir araya gelmesi gibi bir güzelliktir. O insanların sarılması, insanlar ağlamaktan, haşyetten, korkudan, gözyaşından sırı sıklam olmuş bir insanın üzerindeki havlu inda bu kadar ıslanması mümkün değil. Kişi oradaki üzerinde bulunmuş olduğu havlunun ıslanmasından dahi vücudundaki bedenindeki amel defterindeki günahlardan arındığının farkına varmasına yeter de artar bile. Nice güzellikler, nice faziletler, nice kerametler, nice mucizeler vardır o Arafat meydanında. Rabbim o Arafat meydanına gidebilmeyi ve tarif ettiği haccı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bizlere bildirdiği İbrahim aleyhisselamla başlayan Peygamber Efendimiz ile devam eden İmam-ı Azam Ebu Hanefi Hazretleri'nin detaylarıyla birlikte bize ulaştırılan ve hala günümüz dünyasında devam eden o haccı ...yapabilmeyi Rabbim cümlemize ikram eylesin. 6 milyon insan aynı anda el kaldırıp... ...6 milyon insan aynı Allah'a yalvarıyor. Aynı kıbleye dönüyor. Aynı kitabı Allah'a inanıyor. 6 milyon insan aynı peygamberin yalvarışıyla yalvarıyor. Lütfen ve keremen şunu iyi düşünmemiz gerekiyor. O gün İbrahim Aleyhisselam'ın yalvardığı... ...o gün İbrahim Aleyhisselam'ın sığındığı... İsmail Aleyhisselam'ın teslim olduğu, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dost olduğu Rabbimiz bizim de Rabbimiz ya. Onların Allah ayrı bizim Allah'ımız ayrı değil. O gün onların sığındığı Mekkeli müşriklerin gelip de Peygamber Efendimiz'e zulmederek baskı yaparak Ya Muhammed 40 tane kabileden eli silah tutan gençler bir araya geldiler seni öldürmek için güç birliğinde bulundular. Bugün seni kim kurtaracak dediklerinde Rabbim Allah kurtaracak dediği ve sığındığı Allah bizim de Allah'ımız. Bugün bizim korktuğumuz İsrail'in Amerika'nın gücü maalesef içerisinde bulunduğumuz şüphelerden dolayıdır. Ne Amerikan'ın F16'sı, ne İsrail'in bombardımanı, ne bizim önümüze sundukları süslü püslü gösterdikleri içinde ne katkı maddesinin olduğunu bilmediğimiz zehir zemberek yiyecekler bizi öldürmeye yetmeyecek. Yeter ki içimizdeki imanı dinç ve diri tutalım. Ama biz Rabbim Allah deyip de arka planda endişelere kapılırsak eğer biz Rabbimizin birliğini, dirliğini dilimizle ikrar edip kalbimizle tasdik edemezsek o zaman düşmanımızı dışarıda aramaya gerek yok. Kendi nefsimiz bizim en büyük düşmanımızdır zaten. Rabbim'i iyi anlamayı bizlere ikram eylesin. O Arafat meydanında hacı tertemiz bir hale kavuşmuş. Sadece omuzunda bir yük var. Ne o? Kul hak. Kul hak. Nereye gidiyoruz? Arafat meydanı bitti günahlardan arındık, birbirimize sarıldık ve müzdelifeye, meşaril haram müzdelifeye doğru bütün hacı akın akın gidiyor. İnan oyun otobüsler hiç durmuyorlar. Habire e, ring atıyorlar, dolanıyorlar. Bütün hacıyı müzdelifeye taşımaya gayret ediyorlar. Kimileri benim peygamberim yürümüş, ben de yürüyeceğim. Yürümek sünnettir diyor. ...ve Müzdelife'ye kadar yürüyor. 14 kilometrelik falan bir mesafe. Bütün yürü, hacılar yürüyorlar oraya. Müzdelife'ye varıyorsun. Müzdelife sınırlarına giriyoruz. Ve orada akşam ile yatsı namazı... ...orada cem ediliyor, birleştiriliyor. Buradan bazı insanlar kendine fırsat çıkarıyor. Kimileri diyor ki peygamber işte savaşa gittiğinde namazları cem etmiş falan. ya ad, ağzınla söylüyorsun peygamber savaşa gittiğinde bir ya bizim ne türlü bir mücadelemiz var ki öğleyi ikindi cem ediyoruz yatsıyı akşamı cem ediyoruz ya imam azam Ebu Hanife Hazretlerinin fıkhında bir yerde cem etme vardır o da öğle ile ikindi arefe günü Arafat'ta akşamla yatsıyı da müzdelifede cem etmeye müsaade vardır fazla girmiyorum. Fıkhi konusunda eğer sormak istiyorsanız Mesut Özdemir hocamızın sürahi programı vardır FM TV'de. O programda Mesut hocamıza sorarsınız. Detaylı bir şekilde size açıklar inşallah. Ben burada peygamberler tarihi ile alakalı bir vazifeliyim. Mesut Özdemir hocamız da fıkıh hocamızdır. Ona sorarsınız inşallah. Ama ben kısaca değinmiş olayım. Akşamla yatsı namazını Müzdelife'de kılıyoruz ve Müzdelife'de işte askerler cephaneliği toplamaya başlıyor. Bütün hacı araziye yayılıyorlar ve orada şeytanı taşlamak için taş topluyorlar. E hocam biz bu taşı Afyon'dan mermer olarak yaptırsaydık götürseydik olmaz mıydı? Veya Nide taşından, Nevşehir taşından güzel bir taş, sağlam bir taş götürsek olmaz mıydı? Olmaz, olmaz. Müzdelifeden toplamanın bir sebebi var. Peygamber ne yaptıysa biz onu almak zorundayız. Peygamber nasıl yaptıysa aynı şekilde biz onu yapmak zorundayız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müzdelife'ye gitti. Şeytan taşlamak için taş topladı. Neden? Çünkü Peygamber Efendimiz dünyaya gelmeden 52 gün önce hepinizin de bilgisi vardır. Bir fil vakası yaşandı. Elem tera keyfe feale rabbuke bi ashabil fil. Ayeti kerimesinde de anlatılan Ebrehe ve ordusu fillerle beraber Kabe'yi muazzamaya saldırdılar ve Kabe'yi yıkıp tarumar etmeye çalıştılar. Ama Ebrehe'nin ordusunu Ebabil kuşları yerle bir etti. Ayet-i kerimede anlatılıyor. Diyor ki: "Elem yec'al keydehum fi tazlil ve ersel aleyhim tayran ebabil termihim bi hijaratin min sicil fe ca'alun ka'sfin ayet ki fejaalehum keasfim Burası önemli. Bir insanın şimdi şu içtiğimiz su, yediğimiz bir lokma yerken çok lezzetli. İşte bunu yedikten sonra vücudumuz bunun faydalı olan gıdalarını alıyor, daha sonra posasını ne yapıyor? Vücuttan atıyor. Bu kadarcık söyleyeyim. İşte o ebabil kuşlarının attığı taşlarla ...Ebrehe'nin ordusunu bir insanın vücudundan çıkan dışkılara çevirdik diyor ayet-i kerime. İşte o ebabil kuşlarının merc mercimekten büyük, nohuttan küçük olan o taşları... ...demir miferlerden girip insanın topuğundan çıktı ama perişan etti. Onları dışkılara çevirdi. Rabbimizin ayet-i kerimelerle hani bir insanın bir şey yiyip içtikten sonra... ...onu vücuttan dışarıya atma şekli vardır ya... ...o hale çevirdik diyor. Ne güzel anlatıyor Rabbimiz. İşte o ebabil kuşlarının attığı taşlar... ...Müzdelife'den alındı. Ebabil kuşlarını Müzdelife'ye Rabbimiz gönderdi. Pişirilmiş çamurlar diye tarif edilen... ...o Müzdelife'nin taşları... ...Rabbimizin şeytan için hazırladığı birer kurşunlardır. Hacılarımız orada şeytanı taşlamak için taşlarını topluyorlar ve o gece orada kalmak vaciptir. Bunu özellikle söylüyorum. Farz kadar kesin olmasa da Rabbimizin emri Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleminde yaptığı bir şeydir. Vaciptir. Vacip olan bir şeyi terk etmemek gerekir. Ama maalesef saat 12'den sonra yeni bir gün girmiştir diyerek ya ömürde bir defa hac yapıyorsun. Şu mezhebe göre böyle, bu mezhebe göre şöyle kendine yol arama. Aramaya niye en azka en azamisini kullanıyorsun ki en maaş isterken maaş isterken asgari azami hesap yapıyorsun. E, ibadet yaparken niye en azını yerine getiriyorsun? Mikro imanlarla makro cennetleri mi bekliyorsun? mikro amellerle makro bir hac mı bekliyorsun? Olmaz, olmaz. Onun için müzdelifeyi terk etmemek gerekiyor. Saat 12'den sonra yeni bir gün girmiştir değil. Yeni bir gün şer'i olarak akşam ezanıyla girer ve ertesi gün akşam namazına kadar vakit devam eder. Bugün günlerden Perşembe. Muharrem ayının 12'si. Ne zamana kadar akşam namazı vaktine kadar. Akşam ezanı okunduktan sonra Muharrem ayının 13'ü olur. Onun için bizler buna dikkat edeceğiz. Müzdelife'de yatacağız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetini sabah namazından sonra yerine getirmek için. Peki Müzdelife'de sadece yatmak mı var? Değil. Orada işte yalvarış var. Ne için? Ya Rabbi bana kefil olur musun? Ne demek? Yani ya Rabbi Arafat'ta günahlarımdan arındım. Günah namına bir şeyim kalmadı ya Rabbi. Ama benim üzerimde kul hakları var. Hatırladığımı, bilerek yediğimi helalleştim ya Rabbi. Ahmet'ten alacağım borcum vardı. Ahmet'e ödememiştim. Gittim imkanım olmadığını söyledim. Helalleştik ya Rabbi. Ama benim çocukluğum döneminde kimilerinin hakkını yediğim. Hatta işte 10 sene önce falanca adamın hakkını yedim ama adam ortada yok. Yok ya Rabbi. Sana söz veriyorum. Habibim Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e söz veriyorum. Gerçekten bir hali, halifen gibi yeryüzünde yürüyeceğim ya Rabbi. Sana söz veriyorum. Bilerek yediğim haklar değil ya Rabbi. Zalimin ayrı mesele. Bir adam zalimdir. Kul hakkı yemekten zevk alıyordur. O ayrı mesele. Onun artık Allah'la kendisi arasında kalmıştır. Onun yalvarışına bakar. Bir adam Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifinde anlatılıyor. Bir adam 99 kişiyi vuruyor. Gidiyor başka bir alime, hocaya soruyor. Diyor ki ben diyor 99 kişiyi vurdum. Ne olacak benim sonum? Yoo, sen bitmişsin, yandın. Senin affın mümkün değil. Diyor ki olmuşken yüz olsun. Ona da bıçağı takıyor. 100 kişi oluyor. Çıkıyor ya Rabbi. Ben gerçekten tövbe etmek istiyorum. Gerçekten tövbe etmek istiyorum. Ya Rabbi ne olur bana tövbemin kabul olacağı yer nasip eyle diyor. Yola çıkıyor. Yolda ölüyor. Azap melekleri diyor ki bu bizim. Rahmet melekleri diyor ki hayır bizim. Aralarında ihtilaf çıkıyor. Mevla Teala'ya gidiyorlar. Mevla Teala diyor ki ölçün. Nereye daha yakınsa eğer çıktığı yere yakınsa azap melekleri alsın götürsün. Ama gideceği yere yakınsa rahmet melekleri alsın götürsün. Ölçüyorlar ki rahmet melekleri bir karış daha yakın. Ya bir karışına adam cenneti kazanıyor. Onun için bizim de Allah'la kul arasına girebilme şansımız yok. Kesin hüküm ki ama şu vardır. Bile bile hak yiyorsun. Bile bile hak yiyorsun. Bir tanesi diyor ki dedemiz öldü. Torunlar olarak mal mülk paylaşma zamanı vardı geldi teyzemin oğlu hepimize bir belli bir miktar para veriyor. Orayı kaça sattığıyla alakalı bize hiçbir bilgi vermiyor. Ben de diyorum ki bana yerimi ver, paramı verme diyorum. Şimdi bu kul hakkı mıdır? E tabii ki kul hakkıdır. Açıklığa kavuşturmak gerekir. E bunun affı ne olacak? E sen affetmeyebilirsin. Ama Allah affeder. Kul hakkı ayrı bir mesele. Kul hakkı ayrı. Bütün günahlardan arınırsın. Ama kul hakkı için Müzdelife de yalvaracaksın. Ya Rabbi bana kefil ol. Şu kadar kul hakkı yedim. Bu kadar olmaz mı? Bizim vardır mesela gelir birisi sana şikayetlenir. Ya falan canım bana şu kadar borcu var. Vermiyor. Allah belasını versin. Tamam tamam boşver. Kaç para borcu var sana? Şu kadar borcu var. Al. Al. Veya e, kısaca anlatayım anlamışınızdır. İşte birisi hastaneden çıkıyor. Hastaneye bilmem ne kadar borcu olmuş. Hastane hastayı esir alıyor. Geliyor bir tanesi diyor ki tamam al. Al ya ben sana kefilim. Veriyor parasını geçiyor gidiyor. Bankalar bile kefil istiyor. Bir yerden alacak gidiyor. Kefil oluyor bilmem ne oluyor. E Allah sana kefil olmaz mı? Yeter ki ona kul ol. Ni'mel ab diye denilecek bir kul olduğun zaman Allah sana kefil olacak. Ve o zaman kul haklarından da arınacaksın. Ama bak parantez içi söylüyorum. Bu kul hakkı yemekten zevk alan bir zalim için geçerli değil. Asla geçerli değil. Allah'ım her şey Allah'la kul arasındadır. Mevla Teala kul hakkı yemekten de bizleri muhafaza eylesin. Ve Müzdelife'de o gece yatıyoruz. Sabah namazını ilk vaktinde kılıyoruz. İmsak dediğimiz o vakitte Müzdelife'de namazımızı kılıyoruz. Geceyi de tehetcütle geçiriyoruz. İbadetle niye kul hakları aslında Arafat meydanından daha çok yalvaracağımız bir yer üzerindeki üzerimizdeki kul haklarının haddi hesabı yok. Zaten tavafın altıncı şavtında da diyoruz ya Rabbi ben tarafından bilinen veya bilmediğim üzerimdeki kul hakları var. Onları ödeyebilmeye beni müstahik müstahikeyle ya Rabbi ne olur bu kul haklarını ödeyebileyim. Ödeyemeyeceğim derecede üzerimde kul hakları varsa ne olur onları da üzerimden al ya Rabbi. Kefilim ol diye dua ediyoruz. Allah'ım kendisine kul olabileceğimiz Kendisinin de bize kefil olabileceği bir kul olabilmeyi bizlere ikram eylesin. Ondan sonra sabah namazı kılınıyor ve bütün hacı, inan diyorum en yaşlısına varana kadar, kısaca bir anekdot sunayım. 2013 yılında vazifeli olarak Rabbi ikram etti, hacca gittik. Bütün hacı, hac öncesinde, hac günler başlamadan önce bilgilendiriyoruz. Bak hacı efendi, şu, işte bugün şu, gün gün anlatıyoruz. Zilhicce'nin 8. günü şöyle yapacağız, 9. günü böyle yapacağız. İşte Müzdelife, Arafat anlatıyoruz. İşte dedim Müzdelife'den sonra asıl görev orada başlıyor. Bak o gün yürüyemeyecek kadar hasta olanlar olan aşağı yukarı 10 kilometre, 11 kilometre yol yürüyeceğiz dedim. Karadenizli bir hacı dedi ki, o nasıl yürüyeceğim ben o yolu?" dedim. Hacamca işte bak gitmemiz lazım. Ha, sen yürüyemeyecek derecede hastaysan sen vekalet vereceksin. Ha o ne vekaleti vereyim? Ya diyor işte şeytan taşlamaya gideceğiz. Onun için vekalet. Ha şeytan mı taşlayacak? Ben buraya onu taşlamaya gelmişim. Bütün ömrümü heva etmeme sebep olan odur. Ben gideceğim o yolu. 11 kilometre değil isterse 100 kilometre olsun ben geleceğim dedi. İnan ki orası çok değişik bir sahne ya. Ömrüm boyunca seni Allah'tan uzaklaştırmaya sebep olan şeytanı taşlamaya gidiyorsun. İnşallah sohbetimizi burada noktalayalım. Bir sonraki programımızda İbrahim Aleyhisselam'ın şeytan taşlama sahnesi, Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in de bizlere sünneti olarak kalan şeytan taşlama sahnesinden devam edelim. Bugün Mina'nın ilk günü, Zilhicce'nin 8'i, Arafat'ı, Müzdelife'yi anlatmış olalım. Rabbim anlattıklarımızda en güzel şekilde amel edebilmeyi cümlemize ikram eylesin inşallah. Bir sonraki programımızda şeytanı taşlamak sünnetinde bir araya gelmek üzere hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bizlere öğrettiği haccı, İbrahim aleyhisselamın bizlere öğrettiği ve davet ettiği haccı en güzel şekilde yapabilmeyi Rabbim cümlemize ikram eylesin inşallah. Mevla Teala yanlışa düşmekten, yanlış yapmak için fırsatlar, fırsatlar kollamaktan bizleri muhafaza eylesin. Rabbimizin huzuruna giderken hep günahlarla değil, sevaplarla gidebilmeyi, sevap yükümüzü orada, orada doldurabilmeyi bizlere ikram eylesin inşallah. Neden olmasın ki biz devletten herhangi bir projeyi alabilmek için ihalelere girdiğimizde nasıl ki maliyeye olan borcumuzu temizliyoruz işte devlete olan borcumuzu temizliyoruz. Borç namına hiçbir şey bırakmıyoruz ki. Çünkü niye bizi inceleyecekler ya. Biz buna bu projeyi vereceğiz ama yani bunun devlete karşı bir yamuğu var mı diye bizi araştıracaklarını biliyoruz ticaret yaparken veya kız istemeye gittiğimizde bütün yanlışlarımızı kapatmak için her türlü mücadeleyi veriyoruz. Rabbimizin huzuruna giderken niye yanlışlarla isyanlarla gidelim ki? Ya Rabbi tertemiz geldim. Kesemi doldurmaya geldim diyebilmek için şimdiden istiğfara, özüre, tövbeye kendimizi bir davet edelim. Nefsimizi bir kenara bırakalım. Hac günlerine kadar iman, ihlas, feyiz ve bereket biriktirelim. Parasını zaten Rabbimiz ikram edecektir. Allah hepinizden razı olsun. Geceniz mübarek olsun. Gününüz aydınlık olsun. Geleceğiniz nesiller Allah'ın ve Resulünün razı olduğu bir nesil olsun. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.